1937'de Bakanlar Kurulu toplantısıyla, gizli oturumuyla Dersim'de tenkil edilmenin kendi yasal çerçevelerini oturtmak üzere bir karara bağlandı. Ve onların bu kararlarına karşı bugün olduğu gibi dünden ta Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne Alevi katliamlarının yaşandığı ve bir diğer yenisinin on binlerce insanların katledildiği Dersim katliamını lanetliyoruz ve unutmuyoruz, unutmayacağız. 1884 sayılı 1935 tarihli Tunceli Kanunu çerçevesinde 4 Mayıs 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Dersim'e yönelik askeri operasyonlar başlatılmış ve bu operasyonlar sırasında on binlerce Kürt Alevi katledilmiştir. Askeri operasyonlar 1934 yılı boyunca devam etmiş ve hatta 1945 yılına kadar bu devam etmiştir. Katliamla birlikte zorunlu göç, sürgün, Dersim coğrafyasını büyük oranda insansızlaştırmıştır. Demokratik Alevi Derneği olarak Dersim'de 37-38'de yapılan bu katliamları TCK'nın 76. maddede tanımladığı gibi soykırım olarak nitelendirmekteyiz. Dersim halkı yapılanları tertil olarak nitelendirmektedir. Ve hala da bunu böyle söylemektedir. Dersim'de 37-38'de yapılan soykırım olarak nitelendirilmekle birlikte bu tarihsel trajedinin geçmişle yüzleşerek ele alınabileceğini düşünüyoruz. Geçmişle yüzleşmenin yaşanabilmesi ve tüm hakikatin ortaya çıkabilmesi için güçlü bir siyasi iradenin varlığı gerekmektedir. 2011 yılında Başbakan Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanı toplantısında Dersim'de yaşananlar için katliam ifadesi kullanılması ve devlet adına özür dilemiş olmasını önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Fakat bunun tamamıyla siyasi bir sayıkla yapıldığını biliyoruz. Devletin Dersim'le yüzleşmesi için öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dersim için Hakikat Komisyonu kurulmasını, komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra komisyonun önerileri doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak soykırımın tanınması, özür dilenmesi ve onarıcı adalet çözümleri üzerinde durulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Dersim adının iade edilmesi, Dersim tertelesinde idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iade edilerek mezar yerlerinin açıklanması, diğer toplu mezarları usulüne uygun olarak açılmasını, yapılan askeri operasyonlar sonucu katledilmeyip sağ olarak yakalan kız çocuklarının akıbetinin açıklanması ve aileleriyle buluşturulmasının sağlanması. Dersim'in insansızlaştırma politikasından vazgeçilerek halen yapımı süren HES ve diğer barajların iptal ederek doğa ve kültürel tahribata da son verilmesini. Dersim'deki doğal ve kültürel inat merkezlerimizin muhafaza altına alınması, Dersim halkının yerel temsilcilerine devrinin sağlanmasını talep ediyoruz. Seyit Rıza Pirimizin dediği gibi unutmak ihanettir. Bizler ecdadımıza yapılan bu zulmleri unutmayacak ve unutturmayacağız. Anılarına saygıyla Mersin Demokratik Alevi Derneği.